Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Tintiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Bu tarifte arkadaşlar sizlere peynirli pofuduk simit poğaça tarifini vermek istiyorum. Böyle videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Yumurtalarımın içine şekerle tuzu ekledim ve güzelce çırpıyorum. Sıvı yağımı ekledim. Eritilmiş tereyağımı da ekliyorum. Böyle biraz şekeri erimesine yardım ediyoruz çırparak. Balık sütümü ekledim. Aynı şekilde ben çırpıttırıyorum. Dibindeki malzemeler de erisin diye. Son olarak yaş mayamı ekliyorum. Elimle güzelce eriterek dağıtıyorum. Tarifini bu videonun altında bulabilirsiniz. Son olarak da unumu eleyerek eklemeye başlıyorum. Unumuzu her zamanki dediğim gibi arkadaşlar o elememiz şart. Son olarak güzel performans istiyorsanız unumuz elememiz gerekiyor. Ve kulak memesinden hatta biraz daha yumuşak bir hamur yoğurdum ben. İyice 10-15 dakika en az olmama şartıyla hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu püf noktalardan birisi arkadaşlar. Ve kenara bir beze sararak kabarmaya bırakıyoruz. 1 saat, 1,5 saat kabaracak. Yaş mağı olduğu için yarım 1 saate hazır olacaktır. 4 kaşık pekmeze, 4 kaşık su ekledim. Ve hazır kavrulmuş susamı da hazırladım kenarda arkadaşlar. Hamurum kabardı. Tezgahımı yağlıyorum. Yapışmaması için. Ve ceviz büyüklüğünde bir bezeler alıyorum. Kaşık yardımıyla. Siz de istediğiniz gibi tabii ki istediğiniz boyutta da yapabilirsiniz. İsterseniz bildiğimiz simit şeklinde de yapabilirsiniz tabii ki de. Çok güzel hamur, aromalı, lezzetli bu hamur. Denemenizi tavsiye ediyorum. Birazcık açtırıyorum ve ortasına peynir kullandım. Ben lor peyniri kullandım arkadaşlar. Siz de istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz. O da daha güzel olur. Ve bu şekilde iki yanından ortaya getirerek ortasını iyice yapıştırıyorum. Ve bu kısmı alta gelecek şekilde tepsiye düzeceğim. Aynı işlemi tüm bezelere devam ediyorum. Evet, hepsine peynir koydum. Yağlı kağıt serilmiş tepsim hazır. Ve alt kısmını yani düz olan tarafını pekmeze batırarak, en son olarak da susama batırarak ters çevirerek tepsiye diziyorum. Yani büzülmüş tarafı altına gelecek şekilde. Bol bol susama batıralım. Hiç boş yer kalmayacak şekilde. Hamurumuz yumuşacık. Aşırı yumuşak gelebilir size ama inanın poğaçalar muhteşem oluyor. Üzerinden de bıçak yardımıyla bayağı keskin bıçak olacak arkadaşlar. 3 tane çizik atıyorum. Biraz derin yapabiliriz. Çünkü onlar pişerken kabarınca muhteşem görüntü veriyor.
İsterseniz yapmaya da bilirsiniz tabii ki. Sizin zevkinize bağlı. Evet, poğaçalarım pişti. 180 derecede 20-25 dakikada pişti poğaçalarımız. Gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı mis gibi oldular. Daha böyle sımsıcak arkadaşlar, gördüğünüz gibi tutamıyorum ve yumuşacıklar. Poğaçalarımız hazır. Kıvamına bakar mısınız? Pofuduk pofuduk, çok güzeller. Çok lezzetliler. Benim paşalarım çok sevdiler. Zaten poğaçaları çok severler. Muhteşem oldu. Bakar mısınız? Çok yumuşak, güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Muhteşem bir tarif. Böyle